Yemek şablonumdan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki çeşit Osmanlı mutfağının en çok sevilen efsane şerbetlerinden sadece iki tanesini hazırladım. Hibiskus şerbeti veya Osmanlı şerbeti, bir diğeri ise Reyhan şerbeti. Her ikisinin de ölçüleri ve tadı tam yerinde, baskın, çok güzel bir aroması var. Sizin de severek yapıp içeceğinizi düşündüğüm bir tarif. O günden bugüne özellikle Ramazan ayında içimizi serinleten, faydaları sayılmayacak kadar çok birçok derde deva olan bu iki muazzam şerbeti paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Öncelikle hibiskus şerbetini yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı hibiskus çiçeği, bir diğer adıyla nar çiçeği, 1 su bardağı dolusu şeker, 1 elma, 3 tane kabuk tarçın, 1 adet küçük kuru kök zencefil, 13 tane kuru karanfil, 1 tatlı kaşığı miktarı kadar meyan kökü, yarım kibrit kutusu kadar demir hindiba, 5 litre su. Preslenmiş bir şekilde gördüğünüz demir hindi böyle yarım kiloluk olarak satılır. Bir diğer adı Hint hurması diye geçer. Menşei Tayland olan ağaçta yetişen bir meyve, faydaları sayılmayacak kadar çok. Özellikle soğuk algınlığında, demir eksikliğinde, kalsiyum eksikliğinde, lifli bir meyve olduğu için kabızlığa da iyi geldiği, şerbet olarak tüketildiği takdirde karaciğeri temizlediği, vücutta susuzluğu dengeleyici, tatlı ekşi tadı olan bir meyve. Kibrit kutusundan daha küçük bir parça bu ölçüler için yeterli. Kalanını mutlaka dolapta muhafaza edin. Şöyle çok çok az meyan kökü koyacağız. Ben yıkadım tozu gitsin diye. Bakın kurusu da böyle. Bu da fazla kullanıldığı takdirde yüksek tansiyon vesaire gibi sorunlar olabilir. Çok keskin ama bu da yine faydası sayılmayacak kadar çok olduğu için aromasını versin diye azıcık koymamız yeterli. Direkt karışımın içine atmayacağım. Tortulu bir bitki olduğu için 8 kat bir beze sarıp öyle atacağım tencereye. Şerbete ayrı bir aroma veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hafif toprak kokusu gelebilir. Eğer damak tadınıza uymazsa tarifin içinden çıkarabilirsiniz. İnşallah ilerleyen zamanlarda meyan kökü şerbeti sevenler için yapıp onu da paylaşacağım. Bir bardak hibiskusu ekleyeceğim. Ben malzemelerin hepsini sudan geçirdim toz olabilir diye. Sonra karanfili ve kara hindiyi de ekliyorum. Elmayı mutlaka ortadan bölüp atın. Tüm atarsanız aromasını tam vermez. 3 tane kabuk tarçın atacağım. Şöyle çok küçük bir adet kök zencefil atacağız. Tüm atmayın, 1-2 parçaya bölün, acısını aromasını suya versin. Toz zencefil olmaz, öğütülmüş olduğu için yoğun acı ve aroma verir. Bu malzemelerin hepsini aktar dükkanlarında, kuru yemiş satan yerlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Daha sonra 5 litre kaynar suyu ekleyip ocağa alacağım. Eğer size 5 litre çok gelirse bu malzemelerin tamamının yarısını kullanarak 2,5 kilo yapabilirsiniz. Şöyle su içtiğimiz yarım kiloluk pet şişelerde ayarlayabilirsiniz kiloyu. Bunlar yarım kiloluk zaten. Bakın hemen rengini vermeye başladı bile. Kaynamaya başladıktan sonra kısığa yakın bir ayarda üstünü kapatıp 20 dakika kaynatalım. Eğer size şerbetin aroması fazla baskın gelirse suyu 1 litre fazla koyun veya hibiskustan ve karanfilden biraz eksiltin. Özellikle çocukların beslenmesine evde kendiniz yapıp koyabilirsiniz. Dışarıdan aldıklarımız hem çok pahalı hem ne kadar sağlıksız olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Kapattıktan sonra atacağız şekerini. Ben yarım bardak daha ekledim. Çocuklar biraz tatlı olsun istedi. Şeker oranı tamamen size kalmış. Çok da hissedilir bir tatlılık olmasın. Ballı ballı içilen bir şerbet değil.
İçindeki bitki ve meyvelerde tatlılık oranı var zaten. İster sıcak, isterse soğuk için ben soğuk tavsiye ederim. İçindekileri alıp süzeceğim. Dibinin tortusu kalsın. Harika bir renk, kokusu da türlü türlü, tadını tarif edemem. Yapıp içmenizi tavsiye ederim. İsteğe göre ikram ederken veya içerken içine buz da atabilirsiniz. Bu birinci şerbetimiz. İkincisi reyhan şerbeti. Bu daha kolay ve az malzeme ile yapacağız. 1 demet taze mor reyhan, 2 adet kabuk tarçın, 5 adet hibiskus çiçeği, diğer adıyla nar çiçeği, 2 dilim ince limon, 7-8 tane kuru karanfil, yarım su bardağı şeker, 3 litre kaynar su. 3 litre su için bu ölçüler tam geliyor, aroması tam yerinde oluyor. Reyhanın içine hibiskus mutlaka atın, rengini tadını verecektir. Sadece reyhanla yaptığınız zaman baskın bir aroma tadı alamazsınız. Böyle bir deneyin, bana hak vereceksiniz. Reyhan iki çeşit, biri yeşil, diğeri mor. Israrla mor olanı alın, yoksa rengini vermez. 1 adet reyhanımı güzelce yıkadım. Şöyle ikiye böleceğim. Bunda kaynatma yok. Kaynar suyu döküp demlendireceğiz sadece. 3 saat, 4 saat kalsın bir kenarda. Bakın rengini vermeye başladı bile. Tamamen demlendiğinde rengi biraz daha koyulaşacak içindeki hibiskus sayesinde. Ben 3 saat demlendirdim. Bakın rengi çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Sonra süzgeçten geçireceğim. Bazı arkadaşlar limon tozu koyuyor. Ben kesinlikle kullanmıyorum. Çok ağır oluyor. 2 dilim limon yetiyor zaten.
Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak ve kaydederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.